Kızama, kızama! Karın ağrısı gotik, ne bahanesi? Duydun mu, Fidoş Osman'a vermişler ha? Hele de valla, kız demek sonunda muradına erdi. Hele oğlanı görsen, ele çalım sati, ele çalım sati. Sanki bütün şehrin sahibi geldi. Kızama, ben gidem de Fidoş'a iyisini bir göz aydın verem. Cevriye, kız Cevriye, bu içine nügü. Kız ses ver, neredesin? Ne bağırsın ana, kilerdedim, duymadım ha. Kilerde ne diyorsun kız? Akşam erişte çorbası pişireceğim. İyi, iyi, babam iyi. İstedi. Pişir, pişir. Gelip kafamızın etini yemesin. Nettin ama göz aydın verdin mi? Verdim, verdim. Darısı başa. Üf, ana sen de. Her boyayı boyadık, fıstığı yeşil mi kaldı? Niye kız? Bizim herkesten neyimiz eskük? Allah'a şükür. İtten, acilandan çıplak ne gülmüş. Orası öyle ama... Bilirsin, öksüz hırsızlığa çıkmış, ay akşamdan doğmuş. Dilin eşek arısı soka, evet. Anan da var, baban da. Bıldır Reşat Kübregil'in bedri, az mı arkan düştü de, Nuh dedim, peygamber demedim. Üff, baba çıka. Bilirsin, ben köyde kalmak istemeyim. Bu derenin sögüdü, ben giderken yok idi. Gelin geldim, kız gittim, kırılsın köyü gidi. Öleyim sana, sürtük. Dil ki yetişemedi yüzme eş giden, dinle. Ört ki yazman yırtıla, söyle sözün kurtula. Cahalsın cevap vermem, üç gün dilin tutula. Of of! Ya gidem ki yerim belli ola, ya ölem ki. Ya kız çok konuştun, hadi erkenden yat hadi. Sabah düğüne gidelim. Thank you.
Aman Allah sana be. Anlat ki bilsinler nasıl sevmişim. Bülbüller misali vatan demişim. Orcigi Aslı'yı çok özlemişim. İyen kaklılara çok selam söyle.
Ben şimdi buradayım, gönlüm orada. Gözümde tütüler dağlar arada. Yavru uçar, yavru uçar, izi kalır yuvada. Uçan yavrulardan çok selam söyle. Duydum tandırada ekmek pişmiş. Vah benim ekmeğim meğer neymiş. Havası da suyu da hep bir hoşmuş. Havasına suyuna çok selam söyle. De ki, de ki bu yalan ellerin kahri çekir mi? Kazancı bol olsa da haklar sevil mi? Ben Harputlu muyum yoksa değil mi? Gerçek Harputlu'ya, gerçek Harputlu'ya çok selam söyle.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Değerli konuklarımız, sevgili Elazığlılar. Fındıkzade Elazığlılar Dayanışma Derneği olarak düzenlediğimiz Harput Geceleri 3'e hoş geldiniz. Sizlere hoşça vakit geçirtebilmek için çok çalıştık, çok emek verdik. Bizim tek amacımız, hiçbir yöreye nasip olmayacak güzellikte ve zenginlikte olan bu kültürü ve değerlerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere yaşatmaktır. Sizleri yine bir gece dahi olsa, hoşgörünün, dürüstlüğün, mertliğin ve yiğitliğin bir arada yoğrulu parmağın olduğu o güzelim Harput'a götürebilirsek çok mutlu olacağız. Yine bu gecede bizlere emeğini esirgemeyen Sayın Gönül Talı'ya, Sayın Celal İlaldı'ya, Sayın Mehmet Özcan'a, Sayın Ali Özcan'a, Sayın Dursun Çizer'e, Sayın Sadık Oğuz'a, Sayın Baki Köle'ye, Sayın Atatan Yıldız'ına, Sayın Hüseyin Çedele'ye çok teşekkür ediyorum. Derneğimize yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. Sizlere iyi seyirler dilerken açılış konuşmasını yapmak üzere Başkanımız Sayın Tuncay Öksem'i sahneye davet ediyorum. Kızımızın heyecanını mazur görün. Hakikaten bu kadar güzel topluluğun önünde konuşmak kolay değil. Evvela ben sizden baştaki o karışıklıktan dolayı hepinizden ayrı ayrı özür diliyorum. Olur böyle şeyler, af sizden. Hepimiz birbirimizin akrabasıyız, hemşerisiyiz, bibisiyiz, halasıyız, dostuyuz. Onun için ne olur bizleri affedin, sizlerden özür diliyorum arkadaşlarım. Evet, bizi hiçbir zaman her yerde, her zaman yalnız bırakmayan Sayın İstanbul Valimiz Hürrem Aksoy Beyefendi. Hoş geldiniz. Sayın İstanbul Üniversitesi Rektörüm, bu derneğe de çok hizmet vermiş, 44 yıl omuz omuza çalıştığım çok değerli arkadaşım Melih Boydak Beyefendi. Birlikte dernekte çalıştık, çabaladık, bir bina aldık. Sonradan dernek olarak vakıf kurduk. Yıllarca o vakıfta görev yaptım. Şimdi vakfın başkanı Sayın Yetkin Gündüz Beyefendi, hoş geldiniz. Ve saygıdeğer Elazığlılar, bizleri yalnız bırakmayan Sayın hanımefendiler ve sayın beyefendiler, hepinize hoş geldi diyor, saygılarımı sunuyorum. Niyetim fazla konuşmamakta ama yine fazla konuşmayacağım. Çok kısa ve özlü derneğimizin geçmişinden bahsetmek istiyorum. Derneğimiz 1946-1947 yıllarında İstanbul'da kurulan ilk Taşrallar Derneği'dir. Yani buraya abilerimiz, dedelerimiz, babalarımız geldiği zaman İstanbul Üniversitesi'nde okumaya buraya bu derneği kurmuşlar. Yıllardır onların ektiği o tohumu işte görüyorsunuz, hiç aksatmadan sürdürmeye çalışıyoruz. Gene 1950 yıllarında İstanbul'da ilk defa bu dernek bir taşra gecesi Taksim sahnesinde, yani o zaman Taksim gecesinde gazino vardı. İlk geceyi bu dernek orada Elazığlılar yapmıştır İstanbul'da. 1957 yılında ne yapalım demişler hemşerileri tekrar bir araya getirmek için. Peynirli ekmek, kır gezisi yapmışlar.
ve yıllardır onu da sürdürüyoruz. Ama şimdi üzülerek söylüyorum ki bu sene peynirli ekmeği maddi sıkıntılarımız yüzünden maalesef yapamıyoruz. Birkaç değerli hemşerime ricada bulundum, sponsor olun. Ama maalesef bu ekonomik imkansızlık yüzünden o da olmadı. Bu sene maalesef atlıyoruz ama seneye bir niyetim var. Çok değerli Kadıköy'ün değerli başkanı, Kadıköy Derneği'nin değerli başkanı Faruk Bey kardeşim Karşı Dudullu'da çok güzel bir yer aldılar. İnşallah onlarla birlikte peynirli ekmeği seneye orada yapacağız. Birlik beraberliğimizi, yani bizim hiç kimseyle, hiçbir Elazığlı'yla sorunu olmayan bu derneğimiz, karşıdaki dernekle birlikte peynirli ekmeği yapacağız. Gene bu derneğe çok hizmeti geçen aramızda çok değerli arkadaşlarım var. Burada ben biliyorum ki bu folkloru oynarken onlar yerinde titriyorlar. Ben onları çok iyi biliyorum. Çünkü o duyguyu hissetmek, duymak lazım. Onlardan bir tanesi, ben gözümün içine bakıyor, Doktor Metin Aydın.